Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çayın kahvenin yanına gidecek MFS bir kurabiye tarifi paylaşacağım. Eğer daha önce hiç kavala kurabiyesi hazırlamadıysanız, denemediyseniz ilk fırsatta mutfağa girip kolları sıvamanın zamanı gelmiş demek. Eğer daha önce yaptıysanız da bir de bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Evet, şimdi tavamın içerisine bir çay bardağı badem tozunu alıyorum ve kavurmaya geçiyorum. Yaklaşık olarak 3-4 dakika kadar kavuracağım. Tabii yüksek ateşte yapmayalım bu işlemi ki yanmasın. Böyle hafif rengi dönüyor. Buradan da görülebiliyor mu bilmiyorum. Döndükten sonra üzerine unu ilave ediyorum. Ben toplamda 4 çay bardağı un kullandım ve hepsini kavuruyorum. Badem tozum dikkat ederseniz beyazdı çünkü ben kabuksuz olarak kullanmayı tercih ettim. Kabuklu da kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Rondoya alıp toz haline gelene kadar çekmeniz yeterli. Evet, bakın unla da yaklaşık olarak 4 dakika kavurdum ve artık istemiş olduğum rengi aldı. Kesinlikle hani un helvasındaki gibi rengi kahverengiye dönmeyecek arkadaşlar. Şöyle 3-4 dakika sadece unun o beyazlığı gidene kadar kavurmamız yeterli. Ocaktan alıyorum, yalnız tamamen soğuması gerekiyor. Kavurmuş olduğumuz un tamamen soğudu. Artık hamurumu yapmaya geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan 125 gram tereyağını aldım ve üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ döktükten sonra bir tane yumurta, bir paket vanilya şekeri ve 2 yemek kaşığı pudra şekerini bırakıp yoğurmaya geçiyorum. Evet, şimdi hepsi birbiriyle güzelce özdeşleşene kadar yoğuracağım. Burada kullanmış olduğum yumurta orta boya yakın bir yumurtaydı. Eğer yumurtanız daha iri ise un miktarı böyle biraz daha artabilir. Yaklaşık olarak 1 yemek kaşığı kadar. Bunu da belirtmek isterim. Kavurmuş olduğum unu üzerine döküyorum. 1 tatlı kaşığı da kabartma tozum var. Onun da üzerine ilave ediyorum ve tekrar yoğuruyorum. Kulak memesi kıvamında bir hamurumuz olacak. Hamurumuz toparlandı. Elimde yaklaşık böyle yarım su bardağına yakın file badem vardı. Onu bırakıyorum. File badem olması kesinlikle şart değil. Onun yerine normal kabuklu veya kabuksuz badem vardı elinizde. İri bir şekilde çekip içine bırakmanız yeterli. Bademi de hamura güzelce yediriyorum. Dikkat ettiyseniz hamur tam olarak toparlanan bir hamur olmuyor. İşte ağzı da arkadaşlar bu şekilde dağılıp gidecek yerken. Üzerini streç filmle kapatıyorum. Yaklaşık olarak 15-20 dakika kadar buzdolabında dinlenmeyi alacağım. Yalnız streç filmi bırakırken direkt hamurun üzerine bakın temas edecek şekilde bırakıyorum. Böylece hiç hava almadan buzdolabında dinlenmiş olacak. Evet, sürenin sonunda hemen hamurumu buzdolabından aldım, streç filmi de kaldırdım. Artık şekil verme işlemine geçeceğim. Şimdi bir parça koparıyorum hamurumdan. Yalnız hamurumu alır almaz direkt toz haline geliyor. Ne yapıyorum? Böyle bakın avucumun içerisine alacağım bir miktar. Onu güzelce avuçlarımın arasında sıkılaştıracağım. Eğer sıkılaştırmadan yapmaya kalkarsanız yapamazsınız. Şekil de almaz. İster istemez. Un kavrulduğu için çünkü elastik yapısını kaybediyor. Yani kolay şekil alamayacak kıvama geliyor. Bu nedenle muhakkak koparmış olduğunuz hamuru direkt avucunuzun arasında sıkılaştırın ki daha rahat şekil verebilirsiniz. Kurabiyemizi ay şeklini vereceğiz. Bu nedenle elimde böyle bir kurabiye kalıbı var. Yoksa onun yerine çay bardağının ağzıyla da yapabilirsiniz. Ama şunu belirtmek isterim. Kurabiye kalıbının ağız kısmı daha keskin. Bu yüzden dolayı hamurdan keserken hiçbir zorluk çekmiyorsunuz. Evet, şimdi bakın bir bıçak yardımıyla ya da bazen böyle aparata direkt geliyor kesmiş olduğum dilim. O şekilde de hani yerleştirebiliyorsunuz. Hamurun kalınlığı ise yaklaşık olarak bir parmak kalınlığında olacak. Bazı tariflerde belki görmüşsünüzdür. Hani hamur böyle toz halinde olduğu için yağlı kağıt arasında da açıp şekil verebiliyorsunuz. Ama bu yöntemi size tavsiye ederim. Çok kolay arkadaşlar.
Buradaki en önemli püf nokta sadece toz halindeki hamuru avucunuzun arasında sıkılaştırmak ve daha sonra şekil verme işlemine geçmek. Hamuru toparlama işlemini tekrar göstermek istiyorum. Toz halindeydi. Elime aldım. İyice avuçlarımın arasında sıkılaştırıyorum. Tabii ki hiçbir böyle hamur parçasını masamın üzerinde böyle bırakmak istemiyorum. Hepsini kullanacağım. Hiçbir israf olmayacak. Bakın iyice böyle sıkılaştı. Şimdi masamın üzerine alacağım ve artık ellerimle bastırarak yanlardan da düzeltme işlemini yaparak bakın şeklini veriyorum. Şu anda hamurun şeklini veriyorum. Hamurun şeklini verdikten sonra da kurabiyemin asıl şeklini vermeye geçiyorum. Bu kısmı atlamak istemedim. İlk defa yapacaklar için veya daha önce hani yağlı kağıt arasında açanlarınız varsa bu yöntemle de denedikleri zaman aslında ne kadar pratik olduğunu görmüş olacaklar. Evet, bıçakla aldıktan sonra size göstermek istedim ama şöyle bir ters takla attı. Ama ona rağmen dağılmadı. Burayı özellikle kesmedim. Göstermek istedim sizlere. Şekil verdikten sonra yapısını çok güzel bir şekilde koruyor. Katlarını da göstermek istiyorum. Bakın şu haliyle bile kat kat. Gerçi ben bakarken böyle bana karanlık gibi geliyor ama umarım sizler net bir şekilde görebiliyorsunuzdur. İki tepsi kurabiyem çıktı. Hepsini yağlı kağıda serdim ve artık fırında pişmeye bırakacağım. Vermiş olduğum bu ölçülerden toplam 62 adet kurabiyemiz çıkıyor. Şimdi önceden ısıtmış olduğumuz yaklaşık olarak 165-170 derecelik fırında 600 kızarana kadar pişireceğim. Neden hani ısısı bu kadar aşağı derseniz, ben ilk tepsi 180 derecede pişirdim ama o kadar çok hızlı pişirdi ki istemiş olduğum gibi kabarmadı. Bu nedenle kesinlikle 180 derecede pişirmenizi önermiyorum. Şimdi kurabiyelerim fırından çıktı ve oldukça sıcak. Sıcaklığıyla beraber üzerine bolca pudra şekeri serpiştiriyorum. Sıcakken üzerine pudra şekeri serptiğimiz için aslında hamuruna hiç pudra şekeri koymasak da olur. Ben 2 yemek kaşığı hamuruna koymuştum ama bir dahaki yaptığım zaman içine hiçbir şekilde şeker koymadan yapacağım. Çünkü dediğim gibi zaten üzerine bolca serpiyoruz. Yeterince yoğun oluyor diye düşünüyorum. Eğer tabii ki çok aşırı tatlı sevenleriniz varsa hamurun içindeki şekere dokunmayın. Evet, şu anki görüntü kendini mest ediyor. Fırında pişerken o böyle kavrulmuş un, kavrulmuş bademin kokusu o kadar güzel bir şekilde yayıldı ki anlatamam size. Ben sıcakken de tadına baktım, dayanamadım. Soğuduktan sonra da her haliyle çok çok lezzetli. Hepinize tavsiye ediyorum bu güzelliği. Şöyle bir soru yöneltebilirsiniz, fazlasını buzluğa atabilir miyiz diye. Evet, atabilirsiniz. Hatta ben buzluğa attım fazlasını. Şöyle hava almayacak bir saklama kabına yerleştirdim ve sonrasında dondurucuma kaldırdım. Canımız istediğinde veya benim ani bir misafirim geldiğinde hazır bir ikramlık olmuş oluyor. Kesinlikle bayatlama söz konusu olmuyor, onu da belirtmek isterim. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Evet, bakın piştikten sonra da bir miktar daha kabarıyor ama öyle çok çok da aşırı kabarmıyor. Kabartma tozunu böyle dediğim gibi bir tatlı kaşığı en fazla kullanmanız yeterli. Bir pakete hiç gerek yok. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Ve videomun sonuna geldik. Umarım sizler için de keyifli bir seyir olmuştur. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.